Bilindiği gibi turizm sektörü yabancılarla yüksek etkileşim düzeyine sahip olduğu için Türkçenin en fazla darbe aldığı sektörlerden bir tanesi. Çünkü burada özellikle yabancılarla çok fazla temas etmesi, işbirliklerin, iletişimlerin, ortak çalışmaların yapılması bazı terimlerin Türkçe'ye olduğu gibi aktarılmasına neden oluyor. Olduğu gibi alındığı takdirde bu kelimeler Türkçe'nin en temel kuralı Türkçe yazıldığı gibi okunur, okunduğu gibi yazılır. Böyle olduğu durumlarda da Türkçe bu gibi hususlardan ciddi darbe alıyor. Bu nedenle kıymetli editör ve yazarlarımızın katkısıyla Turizmde Türkçenin Korunması adlı çalışmamızı başlatıyoruz. Biz bu düşünceden hareketle dilimizi koruma için. Projede öncelikle terim havuzu oluşturacağız sizlerle beraber. Biraz sonra detaylarını vereceğim Gürer Hocam'a sözü verdikten sonra. Terim havuzu oluşturacağız. Sonra bu Türkçe olan kelimeleri söyleyelim bu terim havuzu içerisinden tek tek tanımlayacağız. Sonrasında karşılığı olmayan terimleri belirledikten sonra bunlara tüm paydaşlarla Türk Dil Kurumu'nun liderliğinde tüm paydaşlarla turizm sektör paydaşları ile birlikte karşılık üreteceğiz. Bu ürettiğimiz karşılıkları da Türk Dil Kurumu'nun büyük sözlüğüne aktaracağız hocamın desteğiyle. Sonrasında terimler sözlüğü oluşturacağız. Daha da önemlisi bunu tüm camianın kabullenmesi adına tüm sektör paydaşlarının kullanımına sunacağız onlarla birlikte. En önemli kısmı bana göre bu. Yoksa hani siz oturursunuz masa başında bir şeyler üretirsiniz ama o ürettiğiniz şeyler kullanım karşılık bulmazsa bir anlamı olmaz. O nedenle yapacağımız özellikle paydaşlarla ortak çalışma çok kıymetli olacak diye düşünüyorum. Biz bu konuyla ilgili olarak bu çalışmaya yaklaşık 4 yıl önce, 3 yıl önce tohumlarını atmıştık. Biraz başlangıcı gecikti ama neyse ki Gürer hocamızın ciddi desteğiyle biz buna düğmeye basmış oluyoruz resmi olarak bugün. Onun için özellikle hocama çok teşekkür ediyorum. Ayşe hocama da çok çok teşekkür ediyorum. Hocam, Gürer hocam, bu çalışmada bize çok ciddi destek verdiniz. Bu konunun özellikle turizm sektöründe dilimizin aldığı darbeleri ben gelip sizin genel kurulunuzda da ifade etmiştim. Bana öyle bir şans vermiştiniz. Çok teşekkür ediyorum onun için. Böyle bir çalışmaya sizin desteğinizle, liderliğinizle başlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu konuyla ilgili olarak sizlerden bir konuşma bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam. Bütün hocalarımı saygıyla selamlıyorum. İyi akşamlar. Sağlıklı günler ve yarınlar diliyorum. Hocam siz bize bu işler için ilk geldiğinizde biz önemli olanın bir alandan yani bir bilim dalından ya da sanat alanından bilim insanlarının niyetinin olmasının önemli olduğunu söylemiştim. Eğer niyet varsa Türk Dil Kurumu yani böyle bir çalışma kendi alanlarıyla ilgili terimlerini Türkçeleştirmek isteyen bir çalışma olursa 1932 yılından beri bunlara hep destek veriyor. Şu anda 98 tane terim sözlüğü Türk Dil Kurumu'nun genel ağ sayfamızda da daha işte 68'de yayınlanan, 72'de yayınlanan, 2010'da yayınlanan çok muhtelif yani Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan terim sözlükleri genel ağda da çevrim içi kullanılacak biçimde açık. Ama orada turizm sözlüğümüz yok. Yani turizm terimleri sözlüğümüz yok. O yüzden sizin gelmeniz bizi ayrıca heyecanlandırmıştı. Ne yapabiliriz düşünürken size bizim terim kolumuzun genel ilkelerinden de bahsettik. En temel ilkemiz şu, hangi alan olursa olsun terimi en güzel o alanın bilim insanları, kullanıcıları ve o sektör eğer canı Türkçeleşmek istiyorsa, Türkçeleştirmek istiyorsa Türkçeleştirebilir. Yoksa Türk dilcisi olarak biz şu ek buraya gelir, bu kelime böyle olur gibi yola çıkarsak hiç kimse birbirini anlayamaz hale gelir. Yani önemli olan o bilim dalının insanların o kelimenin ne ifade ettiği, eğer yabancı kelime ise Türkçe'de nasıl karşılanacağını en iyi onlar bilirler. O yüzden biz burada sizinle beraber varız. Ben birkaç söz Türk Dil Kurumu'nun bugüne kadar yaptığı
Türkçeleşme çalışmalarıyla ilgili birkaç söz söylemek istiyorum. Bu sizin terim sözlüklerinizi de ilgilendiriyor. Başlangıçtan beri Türk Dil Kurumu 1932'den bu yana çok fazla idareler değişti. Ama o ilk baştaki 32'deki kurultayda toplanan ve belirlenen ilkeler, amaçlar o hiç değişmedi. Hatta kanunlar değişti, darbeler oldu. Türk Dil Kurumu'nun da kanunları değişti. Kanun hükmünde kararnameler çıktı. Değişmeyen tek şey bu amaçlar, ilkeler ve çalışma sistemiydi. Sadece teşkilat şemasında değişiklikler oldu. Yani kurumun oturtulduğu yerle ve işte nasıl çalışacağının bürokratik yönleri değişti. O günden beri Türk Dil Kurumu kelime türetiyor. Yani yabancı kelimelere karşılık Türkçe kelimeler üretiyor. Fakat Türk Dil Kurumu'nun kelime üretmesi bir zorlama şeklinde ya da bir otorite şeklinde olmuyor. Yani böyle bir kanuni yetki hiçbir zaman olmamış. Olmasına da gerek yok. Yani şu kelimenin yerine şu Türkçesini kullanın, o yanlıştır, bu doğrudur denmemiş bugüne kadar. Arada hepimizin bildiği gibi çeşitli yaşlardayız. Bir kısmımız içinde de yaşadı. Bu Türkçe dediğimiz kelimelerle ilgili hangi kelimenin Türkçe olduğu yönünde sıkıntılarımız oldu. Siz şu tür kelimeleri sevmediniz, bir başkası başka tür kelimeleri sevmediler. Ama bunlar sadece bakış açısıydı. Türk Dil Kurumu'nun idaresine kim gelirse gelsin Türkçecilik yaptı, kelimeleri Türkçeleştirmeye çalıştı. Farkı şu oldu Muharrem Hocam. Türkçenin ne olduğunda anlaşamadık. Yani bir dönemde A şahsı veya A yönetimi Türkçeleştirmek istediğinde bakış açısı şöyleydi. Kökeni öz Türkçe olan her şey Türkçedir. Kökeni Türkçe değilse atalım. Bu bir yöntemdir. Yani siz bunu yaptınız filan tarihte diyelim. Bir başka anlayış da şudur. Türkçe dediğimiz eğer bizim şimdi sizle konuştuğumuz dilse birbirimizi anlayabildiğimiz kelime etnik kökeni ne olursa olsun yani kökeni Türk dili kökenli olsa da olmasa da biz kullanıyorsak o Türkçedir yaklaşımında olanlar vardı. İşte bütün sıkıntı buradan çıktı. Hani öz Türkçeciler yaşayan Türkçeciler şeklinde. Ben burada kendi görüşümü aslında Türk Dil Kurum Başkanı olarak işte Türk Dil Kurumu budur anlamında söylemiyorum. Çünkü ben aynı zamanda ben de akademisyenim siz gibi. Bu alanın insanıyım, dilciyim. Ben kendi bakışımı söylüyorum. Türkçe nedir? Terimleri de Türkçeleştirirken, yabancı dediğimiz unsurları da Türkçeleştirirken en temel nokta Türkçenin ne olduğuna karar verebilmek. Bakın, şimdi bazı kabile dilleri vardır. Kendilerinin dışında başka bir dilden kelime yoktur onların. Çünkü onlar küçücük bir bölgede yaşarlar. Çok medeniyet geliştirememişlerdir. Ama medeniyet kurmuş diller ve milletler, hele büyük medeniyetler kurmuşlarsa, elbette ki onların dilinde tanıştıkları, görüştükleri, yaşadıkları coğrafyalardan ve halklardan öğrenilen birçok şey vardır. Yani hem kültürel olarak öğreniriz, sanatını öğreniriz, müziğini öğreniriz. Öğrendiğimiz şeylerin bazılarını atlarıyla öğreniriz. Şimdi Türkçe dediğimiz böyle bir dil. Ben şöyle bir benzetme yapıyorum hocam. Milletler şurada ben bakıyorum hocalarımın bir kısmını görüyorum. Kimimiz sarışın, kimimiz yeşil gözlü, kimimiz siyah gözlü veya çeşitli antropolojik farklılıklarımız gözüküyor. Yani genetik fark gibi. Ama biz hepimiz aynı milletin insanıyız. Milletlerde göz rengi birliği aranmaz. Saç rengi aranmaz. Şakak kemiği aranmaz. Kafatası aranmaz. Yani etnik birlik aranmaz. Milletler etnik birliklerin üzerinde farklı etnik birliklerin de bir araya gelmesiyle oluşmuş daha büyük sosyolojik birliklerdir. Yani bir milletin içinde şimdi biz burada oturanlar göz rengimiz farklı, şunumuz farklı diye birbirimizi ayırırsak milleti bölmüş oluruz. Hatta etnik kökenlerimiz farklı diye sınıflandırmaya gidersek yine milleti bölmüş oluruz.
Yani milletler etnik birlikler değildir. Etnik birliklerin üstünde kültürel, sosyolojik birliklerdir. Aynı şekilde dilde, dildeki kelimelerde de etnik birlik aranmaz. Tıpkı millet gibi. Şimdi siz bu Türk dediğiniz, hani çok konuşulan bir dil dediğiniz 250 milyona yakın. Bunların ucu, bir ucu Sibirya'da, Çin'de, bugün bir ucu, bir kısmı Orta Asya'da, Pakistan'da, Afganistan'da, Mezopotamya'da, Kafkasya'da, Orta Doğu'da, Anadolu'da, Balkanlar'da, Karadeniz'in kuzeyinde bugün bizimle aynı dili konuşan, aynı dilin dallarını konuşan insanlar var ve tarihte de aynı coğrafyalarda konuşuyorlardı. Yani tarihte de Sibirya'da Türkler vardı. Ben yüzüğümün reklamını yapmış olayım. Orhun anıtlarının Göktürk alfabesiyledir alyansım. O Göktürk anıtlarının dikildiği tarihten 300-400 yıl önce Attila Roma'yı yıkmıştı, Batı Roma'yı. Yani bu Türk dediğimiz insanlar bugün tarihin en eski dönemlerinden beri bütün Avrasya'yı dolaşmış bir ırmak gibi, nasıl ırmak geçtiği yerleri besliyorsa Türk dili ve kültürü de beslemiştir. Nasıl ırmak gezdiği yerlerden beslenmişse, beslenerek zenginleşmişse, Türk kültürü, Türk sanatı, Türk müziği ve Türk dili de bu coğrafyadaki o küçük ırmaklarla, nehirlerle karışarak büyümüştür. Yani büyük bir kültür dilidir, medeniyet dilidir Türkçe. Türkçe'ye kendi görüşümü söylüyorum. Kelimelerin etnik kökenine bakarak ayıklamaya kalkarsak ortada kabile dili kalır. Şöyle söylüyorum hocam, kelimeleri bütün dünya dilleri birbirinden alışveriş yapar. Alışveriş ilişkiden dolayı olur. Ama bazen istila eder aldığınız kelimeler sizi. Biz de bir 16. 17. yüzyıllarda edebiyat dilinde, şimdiki plaza dili gibi aydınların dilinde biraz daha ağdalı bir dil haline geldik ama o bizim yazı dilimizde vardı, konuşma dilimizde olmadı. Hani istila gibi diye. Ama bir de fethetme vardır. Mesela biz, bir örnek vereyim, yabancı kökenlilere ve yabancı kökenli kelimelere düşman olmamamızı anlatmak için söylüyorum. Mesela biz buna baş deriz. Bu öz Türkçedir. Orhun yazıtlarında da var. Mesela ben bazen kafam ağrıyor diyebilirim. Siz beni ikaz ederseniz, ya baş varken niye kafa diyorsunuz? Tamam derim hocam, kafam ağrımıyor, başım ağrıyor derim. Bunu yapabiliriz. Ama bu Arapçadan aldığımız bir kelime. Bu arka taraf demek. Hocam kafası kırık yerine başı kırık diyemeyiz. Kafadan çatlak yerine baştan çatlak diyemeyiz. Kafadan atmak diye deyim var. Kafaya almak var. Kafayı çekmek var. Şimdi kafayı çekmek başka, başı çekmek başka. Şunu demek istiyorum. Biz, siz, yani kafa kelimesini almışız ama fethetmişiz. O bizim olmuş. Tıpkı 1453'ten bir gün önce İstanbul'un başka bir şey olması ama 1453'ten bu yana bizim olması ve bambaşka şey olması gibi. Şimdi ölçüyü iyi koymak lazım. Hangi kelime yabancıdır, hangi kelime yabancı değildir? Türkçeleştirme yaparken, terimlerimizi de Türkçeleştirirken öncelikle yabancıyla Türkçe'ye ayırmak lazım. Ben şöyle bir örnek veriyorum. İşte öğrencilere veya konferanslarda soruyorum. Baş nece diyorum, Türkçe diyorlar. Kol Türkçe, koşmak Türkçe. Kitap nece diyorum, hemen yabancı diyorlar. Arapça diyorlar. Peki diyorum, başın Türkçesi baş. Koşmanın Türkçesi koşmak. Kitabın Türkçesi ne? Yabancıysa, kitabın Türkçesi de kitap. Yani uyduruyorum, şuna Türkçe sözlük deyin. Yani içinde Türkçe kelimeler olan sözlük. Bu sözlükte baş da var, koşmak da var ama televizyon var bu Türkçe sözlükte. Bu sözlükte kitap var Arapça kökenli. Fransızcadan aldığımız televizyon var. Niye var? Çünkü Türkçe. Yani Türkçeleşmiş, o manada söylüyorum, etnik kökenine bakmadan. 3 yaşındaki çocuğa Türkçeden başka dil bilmiyor. Kitabı televizyonun yanındaki vazonun kenarına koy diyorsunuz. Çocuk bunu yapıyor. Çocuk İtalyanca bilmiyor, vazoyu anlıyor. Çocuk Fransızca bilmiyor, televizyonu anlıyor. Çocuk Arapça bilmiyor, kitabı anlıyor. Ölçümüzü böyle koyarsak, bu benim ölçüm. Yani bizim olan, fethettiğimiz, arkasından medeniyetimizin olduğu, artık her yerimize sinmiş ve onun karşılığında yüzlerce yıldır
başka bir karşılık kullanmadığımız her kelime bizimdir. Onlarla, onları da bir atmamaya çalışmamız lazım. Yani kafa kelimesini atarsak kafayı çekmek kalmaz dilimizde. Yani başı çekmek çünkü başka şeyi ifade edecek. Şimdi gelelim terim meselesine. Terim meselesinde de terimlerimizi Türkçeleştirirken şunla karşılaşıyoruz biz. Böyle sizler hocalarım gibi, değerli hocalarım gibi Türkçeleşme gayreti içinde olunduğu zaman bir kısmı kelimeyi Türkçeleştirirken mesela turizmdeki bir terimi illa etnik kökeni Türkçe olsun diye bir gayret içine giriliyor. O zaman sonuç da alınamıyor. Türetilen kelime ifade de etmiyor. Ama onun yerine bugün Türkçemizde kullandığımız herhangi bir kelimeyi ister kökeni Fransızca olsun bize yerleşmiş. Yani televizyonu artık bu saatten sonra Türkçeleştiremeyiz. Ya Türkçeleştirmemize gerek yok bana göre. Ama buzdolabını Türkçeleştirerek almışız. Düdüklü tencereyi kendimiz Türkçeleştirmişiz. Yani Türk Dil Kurumu değil bunları yapanlar. Yani Türk Dil Kurumu'nun da yaptığı var. İşte şu bilgisayar en mükemmel kelime. 50 yıl, 51 yıl önce Türkiye'de bilgisayar kelimesi türetildi. Yani elbette bazı şeyler, branşlarda özellikle bilişimle, bilgisayarla ilgili uğraşanlar bütün terimleri İngilizce söylüyorlar. Ama bilgisayar hepimizin diline girdi. Yani dilimizin böyle kökeni de Türkçe olan köklerle kelime türetme imkanımız, kabiliyetimiz var. Ama televizyon artık televizyon çocuğu diye kavram bile var. O yüzden mesela yani kalbi rahatsız olabilir insanın ama yüreği rahatsız olmak başka şeyi ifade eder. Bir hastalık adı olarak söylerken kalbim kalp hastasıyım yerine yürek hastasıyım derseniz orada başka şey anlarız. İlla da öz Türkçe olması köken olması demek değildir. Bu konuda Ayşe İlker hocam zaten daha başka bilgilendirmeler de yapar. Bütün hocalarımıza bu biraz genel oldu benim bu girişim. Türkçeleştirme yaparken hakikaten bizim gibi Türk olan her kelimeyi kabul ederek Türkçeleştirme yapabiliriz. Aksi takdirde tabii güzel olanı kökü de Türkçe olsun. Kökeni de Türkçe bir kelimeden türetelim. Hatta dil bilgisi kurallarına da uysun. Bazen en dil bilgisi kuralına uymayanı türetilir ki örnekler vardır. O tutmuştur dilimizde bugün yaşıyor. Mesela iletişim artık yerine başka kelime düşünmüyorum ben. Yani işte iletişimi hepimiz anlıyoruz. Ama Türkçe'de iletmek fiili var ama iletişmek diye fiil yok. İletiştim diye en azından gençliğimizde kullanmıyorduk. Bugün çocuklar kullanıyor mudur bilmiyorum. İletişmeyeceğiz diye bir şey yok. Biz iletişmek diye olmayan bir tabandan iletişim yapmışız. Yanlış türetmişiz ama gayet güzel tutmuş ve hepimiz de anlıyoruz. Hocam çok uzattım. Kusura bakmayın. Bundan sonra Ayşe İlker hocam belki sonunda toplamalar yapar. Biz sizin belirleyeceğiniz yani temel dökümünü çıkardığınız terim olarak zaten terimler var sizde. Bir kısmı Türkçe'de yerleşmiştir. Onlarda problem yok. Bir kısmı tamamen yabancı. Yani istila gibi üstümüzde geliyor. Bunlarla ilgili anlamları yazılıp yanına onun türettiğiniz, önerdiğiniz 1, 3, 5 hiç fark etmez. Kelimelerde konabilirse biz de onun içinde oluruz. Bilim kurulu üyelerimiz var. Terim kolu başkanımız Ayşe İlker hocamı siz yakından tanıyorsunuz. O olur. Uzmanlarımız olur. Elimizden gelenden fazlasıyla sizinle birlikte oluruz. Çünkü siz bizim işimizi yapıyorsunuz. Aslında bizim yapacağımız işler bunlar ama siz olmadan yapamıyoruz. Teşekkürler hocalarım. Saygılar tekrar. Muharrem Kol sanırım. Bir, şu anda nasıl? Geliyor şu anda değil mi? Duyabiliyoruz. Evet. Şimdi hocam çok teşekkür ediyoruz Gürer hocam. Gerçekten bu güzel konuşma için çok keyifle dinledik sizleri. Siz uzattım dediniz ama bize çok kısa geldi. İnşallah bundan sonraki toplantılarda da yapacağımız şeylerde de güzel güzel konuşmalarınızı dinleriz.
Şimdi hocam, bundan yaklaşık 3-4 sene kadar önce biz bir çeviri kitap yaptık. Amerikan bir kitabın çevirisini yaptık. Aslında bu fikir oradan çıktı. O çeviri kitabı yaparken karşılık olarak bulamadığınız o kadar çok terim vardı ki. Yani Batılılar yeni yeni şeyler üretmiş, yeni teknolojiler geliştirmiş, yeni yöntemler ortaya koymuş. Buna bir isim vermişler ama biz Türkiye'de bunların karşına bir şey koymamışız. Bunun bu olay gerçekleştikten sonra zaten sizlerle temas kurmuştuk 3-4 yıl kadar önce. Şimdi bir uçaktan indim, yurt dışından geliyorum. İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda indim. Karşıda bir tane tabela var. Tabela da diyor ki, bu billboard'a check-in yaptırmak için şu numarayı arayınız diyor. Kocaman bir yer, boş bir şey. Orası bir tabela. Şimdi ben turist olarak, yurt dışından gelen herhangi bir vatandaş olarak gelip oradaki tabelayı gördüğümde ya kardeşim bu nasıl bir dil diye düşünürüm. Şimdi billboard İngilizce bir kelime, bakıyor. Bu Türkçe, billboard, check-in İngilizce, ondan sonra yaptırmak Türkçe. Allah Allah, bu nasıl bir dil böyle diye düşünürüm. Muhtemelen de gelen herkes öyle düşünüyordur. Bununla ilgili olarak biliyorsunuz çok sayıda plaza dili bağlamında çok sayıda bu işi mizah unsuru yapacak bir takım programlar da yapıldı. Bu fikir ortaya çıktıktan sonra Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü turizm alanındaki Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği bu konuyla ilgili olarak bir lobi oluşsun diye bundan yaklaşık 3 yıl kadar önce başkanıyla görüştük. Başkanı da o zamanlar Karadenizli, Trabzonlu, Başar Ulusoy isimli bir beyefendiydi. Yönetim kurulu toplantıları vardı. Yönetim kurulu toplantılarına katıldım. Dedim ki ya bakın bu konu çok önemli. Gerçekten çok cephe kaybediyoruz dilimizin kullanılması konusunda. Orada yönetim kurulu üyelerinden bir tanesi, plaza dili kullanan bir yönetim kurulu üyesi, buna ne gerek var gibilerinden bir şey söyleyince Başkan Başar Ulusoy dedi ki ya dedi sen bir sus dedi ya, biraz da şey böyle Karadenizli edalarıyla, ya dedi sen bir sus dedi kardeşim ya. Hoca dedi doğru söylüyor. Sen dedi git dedi şey bizim köydeki dedi Temel amcayla dedi Fadime teyzeye de bakalım voucher ne demek diye, ne anlayacak bakalım dedi ya. Biz anladığımız, hepimizin anlayacağı bir dil konuşmalıyız turizm sektöründe diye. Orada bir ilk desteği o vermişti. Sonrasında gerek akademik camiayla gerek sektör paydaşlarıyla bunları paylaşarak bu noktaya geldik. Tabii Türkiye'de turizmin krizi bitmiyor maalesef. Bunu çok önce başlatma şansımız vardı ama bir dönem biliyorsunuz o 15 Temmuz süreçleri, turizmdeki kriz, uçakların düşmesi, sonrasında şimdi virüs krizi falan, biz bunu öteleye 3-4 yıldan beri artık dedik ki canımıza tak etti. Biz bir an önce başlayalım. Turizmde kriz bitmeyecek. Biz en iyisi bu işlere başlayalım çalışmaya. Sonrasında turizmi de inşallah en kısa zamanda düzeltiriz diye düşündük ve düğmeye bastık. Hocam çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben sistem, yöntemle ilgili olarak bir kısa bilgi verdikten sonra sizlerin soruları varsa kısa kısa soruları alacağız. Sonra da Ayşe Hocam, Ayşe İlker Hocam hatta şu anda Terim Kolu Başkanı Türk Dil Kurumu'nun. Ondan sonra Ayşe Hocam da bir toparlama yaparak kapanışı yapacak. Nasıl bir yol izleyeceğiz? Kısaca onu ifade edeceğiz. Burada biz önce terimleri tanımlayacağız. Burada terimlerin tanımlanmasında bir referans göstermeyeceğiz. Bu sistem Türk Dil Kurumu'nun önerdiği, ortaya koyduğu ve bizim alanımıza uyarlanan bir sistematik. Madde başları küçük harfle başlayacak. Eğik veya koyu diziliş tercih edilmeyecek. Bir cümleyle tanımlanacak. Onun dışında bir terim farklı anlamlarda kullanılıyorsa o anlamlar da ifade edilecek. Tamamen terimlerin tanımlanmasında Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde bulunan kelimeler kullanılarak tanımlama yapılacak. Terim tanımlamasında şekil, resim, tablo kullanılmayacak gibi bazı kurallarımız var. Sizler, burada alan editörlerimiz ve bazı danışman hocalarımız var. Alan editörü hocalarımızın beklenen şu, alanları ile ilgili tahmini bir terim sayısı belirleyecekler önce. Sonrasında sorumlu oldukları alanla ilgili bir yazarın en az 30 maddeyi açıklamak kaydıyla söz konusu alanda uzmanlığı bulunan yazarlardan oluşan bir ekip kuracak editör hocalarımız, alan editörü hocalarımız. Sonrasında bunu bize bildirecekler. Sonrasında sorumlu olunan alanla ilgili bir terim havuzu oluşturacak alan editörü hocalarımız yazarlarla beraber.
Bu havuz oluşturulduktan sonra bunu bizlere bildireceksiniz. Şunun için bildireceksiniz. Tekrar olan bazı terimler olabilecek. Biz bu tekrarları ortadan kaldıracağız. Hangi alana daha yakınsa o terim, o alandaki hocamıza diyeceğiz. Bu sizin alandan daha az ilişkili olan alandaki hocamıza diyeceğiz ki bunu siz kendi terim havuzunuzdan, listenizden çıkarın diyeceğiz. Sonrasında bu tanımlamaları yapmasını isteyeceğiz alan editörleri ve yazarlardan. Tanımlar geldikten sonra burada şöyle bir durumla karşı karşıya kalacağız. Terimlerin bazılarında problem yok. Bunların tanımı yapılacak Türk Dil Kurumu sözlüğü çerçevesinde. Bazılarının da Türkçe karşılığı bulamayacağız. Ama biz bunları da alan editör hocalarımızdan isteyeceğiz. Bunları ayıracağız, bir kenara koyacağız. Sonrasında tanımlama işlemi bittikten sonra biz Türk Dil Kurumu öncülüğünde turizm sektör STK'larıyla, bakanlığımızla bunlarla mutabakata vardık. Bunlarla beraber bir çalıştay yapacağız. Öncesinde bu birkaç alana bölebiliriz bunları. Bu kelimelerin karşılığı neler olabilir? Bunları çalışacağız. Sonrasında da karşılıkları da bulduktan sonra bu karşılıkları da terim sözlüğüne aktaracağız. Ondan sonra hocamıza bunu sunacağız. Diyeceğiz ki şu 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 kelimeler Büyük Türkçe sözlükte yok. Bunları da Büyük Türkçe sözlüğe almamız gerekir diye hocamıza önereceğiz. Hocam da bu kelimelerin Büyük Türkçe sözlüğe konulması konusunda iradesini daha önceden bildirmişti. Yapılacak çalışma bu çerçevede yapılacak. Bununla ilgili olarak bir de takvim belirledik. Taslak bir takvim. 3 Temmuz'a kadar alan editörlerini tahmini madde sayıları ile görev alacak yazar sayılarını belirlemesini istiyoruz. Asgari 30 civarında bir kelime terim tanımlamasını isteyeceğiz yazarlardan. Bunu bizlere bildirmenizi isteyeceğiz. Ondan sonra alan editörlerinin görev alacak yazarları isteyeceğiz. Kimler olduğunu onları listeleyeceğiz sizlerden. Sonra alan editörleri ve yazarların işbirliği ile terim havuzunun oluşturulması ve editörlüğe bildirilmesi. Bu 29 Temmuz'a kadar terimler çıkarılacak. Sonrasında editörlüğün alan editörlerine nihai terim listesini iletmesi. Bizler size tekrar ileteceğiz. Diyeceğiz ki yazarlarınızla beraber bu terimleri tanımlayabilirsiniz. Bunun için size yaklaşık bir ay süre vereceğiz. 7 Eylül'e kadar. 7 Eylül'den sonra da karşılığı olmayan terimlerin karşılığının üretilmesiyle ilgili sektörle, bakanlıkla, ilgili tüm taraflarla birlikte çalıştay sürecini başlatacağız. Bu da yaklaşık 1,5 aylık bir süreç olacak. 1,5 aylık süreç içerisinde karşılığı olmayan terimlere karşılık üretmiş olacağız. Bunu da sözlüğümüze aktaracağız ve çalışmamızı tamamlayacağız. Umuyoruz ki dilimize ve milletimize bu çalışma neticesinde büyük bir hizmet etmiş olacağız. Bunun da mutluluğunu, bunun gururunu sizlerle birlikte, tüm alan editörlerimizle, tüm yazarlarımızla, danışmanlarımızla, yönetim ekibimizle birlikte yaşayacağız diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Şimdi hocalarım, bir sorunuz varsa sorular, birkaç soru alabiliriz. Sonrasında da Ayşe hocamıza sözü vererek bir toparlama yaptıracağız. Soru Caner, soru sormak isteyen hocalarımızın şu anda sesleri kapalı. Seslerini nasıl yapacağız? Hocam, chatten yazan olursa hani soruyu ben direkt sesi açabilirim. Evet, soru sormak isteyen hocalarımız bu sohbet kısmına ben soru sormak istiyorum diye yazar ise o hocamızın sesini açacağız. Evet hocam, doğrudur. Evet. Meryem Ako olan Kozak hocamın sesini açalım. Kusura bakmayın, sesleri kıstık. Aksi takdirde biliyorsunuz çok ciddi bir uğultu oluyor. Kimse kimseyi duyamıyor. Bu yöntem zannediyorum daha iyi. Kusurumuza bakmayın onun için. Meryem hocamın sesini açalım lütfen. Açık şu an hocam. Meryem hocam, buyurun. Bende sorum var. Birincisi... Hocam biraz daha yaklaşabilir misiniz? Sesiniz az geliyor. Sesimi açayım olmazsa. Tamam. Şu anda nasıl? Daha iyi hocam. Şimdi birinci sorum şu. 30 madde her bir yazardan istemek gerçekçi mi? Yazar kendi alanına göre maddelerini belirlesin. Editör olarak bu az çok kararını verebiliriz. Yani 30 mutlak bir rakam mıdır? Değişebilir mi? Bu bir. İkincisi, özellikle Güler Hocam belki cevap verecektir. Şimdi bizim ithal ettiğimiz kelimeler var. Esas problem
Dediğiniz gibi Türkçe okunduğu gibi yazılan bir dil. Şimdi ithal ettiğimiz o kelimeleri bazı arkadaşlarımız tırnak içerisinde orijinal yazılışıyla kullanıyor. Bazıları da destinasyondaki gibi Türkçeleşmiş İngilizce, destinasyon, enformasyon şeklinde kullanabiliyoruz. Dolayısıyla bu çalışmada belki o kelimelerin Türkçedeki konuşur şekildeki ifadesiyle mi madde olacak? Yoksa İngilizce orijinal haliyle mi kullanacağız? Onu da bir netleştirmemiz lazım. Yani destinasyonu destinasyon, enformasyonu enformasyon olarak kullandığımız gibi mi onu alıp aynen Türkçeleştirip anlamlandıracağız? Yoksa ki var buna rastlıyoruz. Mesela hiç karşılığını bulamadığımız şeyleri tırnak içinde İngilizce kullanabiliyoruz hala. Ve bu hakikaten bir dil kirliliği, alan kirliliği bizim için. Bunun da netleşmesi de yarar var. Bir de süre yaz, tatil. Hani çok tatil yapacak durumda değiliz ama şimdi gençleri motive etmek, hadi gene şu maddeleri yazın demek zor olabilir. Elimizden geleni yapacağız ama bu sarkabilir hocam. Ona da bir marj ya da opsiyon vermemiz lazım. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Gürer hocam. Önce ben mi hocam? Evet. Lütfen buyurun hocam. Evet. Meryem hocam ne güzel başladı hocam değil mi? Hem size usulle ilgili gayet ben de yani aslında hocam söylemeden önce bu kadar asker gibi 30-30 mu gidecek diye düşünmüştüm. Öbür soru meselesinde de hocam tabii bu yazıldıkları gibi okumak veya okundukları gibi yazılmak kelimenin yabancılığıyla ilgili. Yani kelime yabancıysa biz Latin harflerini kullandığımız için onu konuştuğumuz gibi yazma zorluğumuz oluyor. Şöyle söyleyeyim. Siz çok iyi biliyorsunuz. Ben sizler kadar yurt dışına gidiyorum ama sizler gibi şu Dutufuri. Biz yani nasıl yazıyoruz? O gümrüksüz demek için Dutufuri D-U-T-Y boşluk F-R-E-E yazıyoruz. Değil mi? Bizim havalimanlarımızda öyle. Başka yani telaffuz ettiğimiz gibi yazabiliyor muyuz? Yazmıyoruz. Çok zor. Ama mesela Gürcistan'da Gürcü harfleriyle okuduğumda aynen telaffuz edilen gibi yazıyor. Yani iki tane E ile ve o şekilde yazmıyor. Çünkü onun alfabesi farklı. Karşısındaki yani İngilizce dediğimiz kelime başka bir alfabeyle bu onu telaffuz ettiği gibi kendi alfabesinde yazıyor. Biz Latin harfi kullandığımız için onu sanki free derken F-I-R-I yazsak yanlış oluyor gibi. Bu psikolojik bir sıkıntımız. Yani psikolojik derken bu duvarı aşamıyoruz. Ama sizin destinasyon, enformasyon o tabii başka boyutta bir örnek. Hocam biz de batı kökenli kelime demek. Zaten şimdi bizim konumuz İngilizce aslında yani Türkçeleşme derken. Bizim batı kökenli kelimelerimizin büyük çoğunluğu, hani kahar çoğunluğu Fransızca üzerinden gelmiş. Bizim şu anda kullandığımız. Televizyonumuz da Fransızca. Enformasyonumuz da. Yani o İngilizce telaffuzla da yapmıyoruz biz bunları. Yani biz yazarken çünkü o kanal üzerinden alıyoruz. Boks kelimesini, hatta boksör kelimesini biz aslı İngilizce olan Fransızcanın İngilizceden aldığı boksör kelimesini bile biz Fransızca telaffuzda aldık yüz küsür sene önce. Böyle geliyor. Şimdi nasıl yapacağız? Bu sıkıntı bizim en büyük sıkıntımız hocam. Yani yazım, imla diyeyim. İmla yazım konusunda da en büyük sıkıntımız. Her zaman sorular geliyor. Bu batıdan yeni gelen kelimeleri nasıl yazacağız? Bir de şu var. Arkasına ek nasıl gelecek? Yani arkasına ek gelmesi de bir sorun. Çünkü bizim telaffuz ettiğimiz başka. Tamam İngilizce gibi yazıyoruz. Telaffuzu da İngilizce gibi yapıyoruz. Arkasına gelen ismin dendan halini getirirken nasıl getireceğiz? Bu bile aşamadığımız bir mesele. Tabii güzel olanı böyle iyice yabancı olanın mesela online çok yaygınlaşmış ama online online şimdi okudum online değil mi öyle yazılıyor online online Latin harfi kullanmayan diller onu kendi dilleriyle yazıyorlar. Biz yazamıyoruz online şeklinde yazıyoruz. Arkasına ek gelirken de sıkışıyoruz. Güzel olan çevrim içi demek. Yani bunu zorlamak açısından da demiyorum. Yani çevrim içi aslında yaygınlaşabilen bir kelime.
Yani doğrusu bu. Ama maalesef her kelimede o kadar şanslı değiliz. Yani son 10 yılda değil de 30 yıl önce girmeye başladıysa orada sıkıntı çıkıyor. Hatta şimdi inovasyon mu var? Bir inovasyon var. O bize İngilizce'den geldi ama biz Fransızca tecvidiyle söylüyoruz. Yani biz kelimeleri o kadar Fransızcayı kendimizin yaptık ki, yani innovation nasıl yazıyor ya da işte bunların yazılışını bizim gibi her Türk, yani ana dili gibi Türkçe konuşan herkes öbürlerine benzeterek bunları inovasyon diyor. Navigasyon diyoruz. Navigasyon ya da navigasyon. Ama işte navigation gibi herhangi bir telaffuz da yapmıyoruz. Bizim yani sıkıntımız bir tane de değil hocam. Yani kelimenin Fransızcadan almaya alışmışız. Bizim dilimiz Fransızca gibi telaffuz etmiş. Gördüğümüz o ition sorunlu bitenleri. Şimdi İngilizce'den geliyor. Biz onu Fransızca gibi telaffuz ediyoruz ve Fransızca gibi yazıyoruz. Bakın hocam, hiçbir çözüm üretemedim ama bayağı söz söyledim yani. Burada çaresizliğimizi görün hocam. Yani bu hocam, yani tabii Türkçe dediğimiz, yani Türkçe derken yanlış yönlendirmeyeyim. Yani kullandığımız Türkçe dediğimiz her şeyi ve bunları Türkçeleştirebilsek bizim de dilinde sıkıntısı kalmaz. Hele Türk Dil Kurumu'nun hiçbir sıkıntısı kalmaz. Ama büyük bir sorun Meryem Hocam önümüzde. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ediyorum Meryem Hocam'ın da, Gürer Hocam'ın da. Meryem Hocam, sadece ben bir şey ekleyeyim. O 30 kelimesini şunun için koyduk, 30 rakamını. Şimdi biz tabii yazarları sıralama olarak koyacağız. Yazar ve alan editörlerini sözlüğe katkı verenler olarak. Şimdi burada özellikle Ayşe Hocam bizi ikaz etti. Burada eşit bir iş yükünün olmasına, yani yaklaşık en azından birbirine yakın bir iş yükünün olması gerektiğini. Çünkü X maddesini Y yazarı yazdı demeyeceğiz oraya. Katkı verenleri alt alta sıralayacağız. Ondan dolayı mesela bir kişi iki tane, bir kişi 100 tane madde yazarsa oradaki görüntüdeki ağırlığı da eşit olacağı için bir adaletsizlik olacağından dolayı ortalama bir rakam belirlenmesi. Hani bu 30, 3 aşağı 5 yukarı, biraz altı, biraz üstü olabilir. Ama orada bir sayı belirlememizin de yararlı olacağını, özellikle Ayşe Hocam söyledi tecrübelerinden hareketle. Onun için öyle bir belirleme yaptım. Bu sözlük olduğu için hocam çok hani daha geniş, böyle kitap bölümü değil, ansiklopedi değil, daha kolay yazılacaktır diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun hocam. Şimdi bir sonra sıradan gideyim şöyle ben. Zafer hocam, Zafer Öter hocam. Bir sesini açalım hocamın. Açık hocam şu an. Tamam. Hocam... Herkes duyuyor mu? Herkese iyi akşamlar. Duyuyoruz hocam. Şimdi ben tabii aslında biraz da projenin büyük resmini görmek gerektiğini düşünüyorum. Yani kaç alan editörü, hangi alanlarda, yani biz bu işin neresindeyiz? O büyük resmi biraz daha netleştirebilir miyiz diye. Hocam sormak. 42 tane toplamda alan editörü var. Bu alan editörlerine bağlı olarak konunun, alanın derinliğine göre, sizin yapacağınız ön çalışmaya göre, hani dedik ya ortalama bir madde yazarı 30 civarında madde yazacak diye ortalama. Siz yaklaşık belirleyeceğiniz terimde 200 tane ise siz yaklaşık 7 tane yazarla çalışmanız gerekir. Ya da daha azsa 100 tane terim çıkacaksa burada 3 tane şey yeterli olacaktır size yazar. Yazar bulma konusunda hani siz kendiniz, biz alan editörlerine bıraktık ancak derseniz ki biz bulamadık, bizim yönetim ekibimiz bu konuyla ilgili olarak çalışıp size öneriler sunacaktır. Evet. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Zafer Hocam'a. Sonra Osman Nuri Özdoğan Hocam. Merhabalar. Duyuyoruz. Hocalarıma saygılar, sevgiler. Hocam teşekkür ederiz önce. Bizi bu projeye davet ettiğiniz için. Gürer Hocam da güzelce açıkladı. Sesim geliyor değil mi? Çok net geliyor. Tamam. Gürer Hocam da açıkladı. Mesela benim en sevdiğim kelime bilgisayar. Mesela computer'dan gelmiş. Bilgisayar. Tam Türkçe. Çok güzel uyuyor. Herkes de onu kullanıyor. Yani bilgisayar. Computer demiyor kimse.
O çok güzel uydu. Yalnız bir de otobüs var mesela. Gürer hocam onaylar mı bilmiyorum. Ben şöyle bir şey duymuştum. Bu alanın uzmanı değilim. Oturgaçlı götür geç. Böyle bir şey var. Doğru mudur bilmiyorum. Şimdi biz ürettiğimiz bu yabancı kelimelerin karşılığı Türkçe kelimeleri sektöre kabul ettirebilecek miyiz? Türkçe'ye dahil ettirebilecek miyiz? Öyle bir soru işareti geliyor. Çünkü işte oturgaçlı götür geç olmamış, otobüsü kullanıyoruz. Bir de bizim dil hocalarından, özellikle edebiyat hocalarından aslında destek almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu da benim nacizane fikrim. Bununla ilgili ne yapmamız gerekiyor? Önerilerde de özgür müyüz? Herkes istediği turizm terimini önerebiliyor mu? Bunu sormak istiyorum hocam. Teşekkür ediyorum. Ben benimle ilgili tarafını hemen kısaca söyleyeyim Gürer hocama söz vermeden. Şimdi öncelikli olarak elbette alan editörü sizsiniz, alan uzmanı sizsiniz. Siz bu bütün alandaki eksiksiz bir şekilde terimleri bulmanız gerekiyor. Baktığınızda hiçbir boşluk olmayacak şekilde. Yani turizm eğitimi alan, turizm sektöründe çalışan herhangi bir kimse sizin alanınıza giren konuyla ilgili olarak herhangi bir terimi açıp o terimler sözlüğünde bulmalı. Bizim şeyimiz bu, bakış açımız bu. Biraz önce hocam buna alanı cevap vereceksiniz hocam. Alanlar belli. Alanlar belli, sizlere bildireceğiz. Biz sizin çalışma tamam, alanlarınıza göre bir dağılım yaptık. Onu yarın bildireceğiz. Ayrıca sizlerle koordinasyonu sağlama adına bizim yönetim ekibinden 7 ya da 6 tane alan editörüne bir editör yardımcısı görevlendiriyoruz. O doğrudan sizlerle temas kuracak, bilgi ihtiyacınızı karşılayacak. 7 kişiye yaklaşık yönetim ekibinden bir kişi destek verecek. Şimdi biraz önce hocam cevap verecektir ama ben bir kısa giriş yapayım. Şimdi bir bana göre o bahsettiğiniz yani sektör tarafından ya da taraflarca o üretilen kelimelerin belirlenmesi çok ciddi bir lobiyle, çok ciddi bir yaygınlaştırma çalışmasıyla olur. Onun içindir ki biz yeni kelimeleri üretirken bunu akademik cami olarak yapmayacağız. Akademik cami olarak bunu yapmaya kalkarsak kimse bunu kabullenmez. Bunu ancak biz doğrudan kullanacak taraflarla birlikte üretirsek ancak olabilir. Biz burada o süreçte bakanlık, Türk Dil Kurumu, akademik camia, Türkiye Otelciler Federasyonu, Otelciler Birliği, Seyahat Acenteciler Birliği, Rehberler Birliği, biz bunlarla çok öncesinde mutabakata varmıştık bu konuyla ilgili. Kelimeleri onlarla birlikte üreteceğiz. Onların internet sitesine koyacağız. Onların kendi üyelerine elektronik postayla bakın kardeşim bunun yerine bunu kullanalım diye bilgilendirmelerini sağlayacağız. Bu konuyla ilgili olarak mutabakata vardık. Umuyorum ki uygulamada da başarılı olmuş oluruz. Buyurun Gürer hocam, kusura bakmayın. Evet, estağfurullah hocam. Osman hocam çok güzel giriş yaptınız yani konuya. Bilgisayar hakikaten tuttu. Ama tutmaya da bilirdi. Bir şekilde tuttu, yer etti. Kulağımıza hoş geldi. Tutmayanlar var. Bu oturgaçlı götürge çok önemli bir örnek. Çünkü 32'den beri Türk Dil Kurumu kelimeler türetti. Yani Türk Dil Kurumu türetmiyor tabii. Türk Dil Kurumu'nda çalışanlar veya işte bilgisayarı da türeten Türk Dil Kurumu'ndan değildi. Teknik yani dilci değildi. Benim gibi dilci değildi. Dışarıdan da insanlar öneriyor. Neyin tutacağı belli değil. Bu oturgaçlı götür geçe benzeyen kelimeler, bakın bu kelimeyi söylemiyorum. Bir takım kelimeler türetilmiş öz Türkçe kök ve öz Türkçe eklerle insanların kulağına hoş gelmemiş, tutmamış, yanlış olup tutanlar var. Fakat şu hiç uydurulmamış Osman Hocam. Oturgaçlı götür geç bir de ne için vardı? Hostes için birkaç kelimeyi örnek veriyorlar. O zaman 1960'larda, 70'lerde Türk Dil Kurumu'yla dalga geçmek için, yani o zaman hocam siz ayrı grupsunuz, ben ayrı grubum. Yani siz ne tarafta, yani şey olsun. Hani böyle bir itişmeler vardı ya, kelimenin evet, kökeni Türkçe olsun olmasın diye gruplar arasında. Türk Dil Kurumu'nun türettiği kelimeleri sevmeyen gruptan iki öğretmen, espri olsun diye, şaka olsun diye bir işte günlük gazetede Türk Dil Kerimi Kurumu diyor. Otobüse işte oturgaçlı, çok oturgaçlı götür geç dedi diyor.
o sene, o yıldan beri hala bize, ben yani konferanslara da gidiyorum. Muhakkak bu soru karşımıza geliyor. Türk Dil Kurumu bakın nasıl meşhur olmuş. Ama hiç böyle bir şey Türk Dil Kurumu türetmemiş. Yok değil mi? Tamam. Akılda yok yok hocam. Yok. Ama hocam bundan daha kabul görmeyenleri de yani yakışıklı olmayanları da türetilmiştir. Yani bunu tenkit olarak söylemiyorum. Eleştirmek için söylemiyorum. Ama bunlar yok. Bu salgın sürecinde neydi? Korona. Koronavirüs için bana gönderdi arkadaşlar. Çok komik olmuş. Çok hoşuma gitti. Türk Dil Kurumu işte koronavirüse Türkçe kelime karşılık önerdi diyorlar. Yok tabii böyle bir şey yok da. Unuttum bir şeydi. Öksürgeçli öldürgeç mi? Belki hatırlayanlar ama yani buna benzer ve biliyorsunuz yani Facebook'ta da Twitter'da da TDK adıyla birçok şey var, hesap var. Bunlar Türk Dil Kurumu'nun resmi hesapları değil. Orada paylaşıyorlar. Bize soru geliyor oradan sonra hocam. Niye böyle kelime türettiniz diye de soru geliyor yani. Bu ona benziyor. Küçük bir soru sorabilir miyim? Böyle bir ekip var değil mi Türk Dil Kurumu'nda? Oturup böyle yabancı kelimeleri Türkçeleştiren, bunun üzerine sürekli çalışan bir ekip var mı? Böyle. Herkes kelime türetiyor. Yani hocam mesela bizden çok siz de türetiyor olabilirsiniz. Ama böyle bir komisyonumuz var ama bunun işi hadi kelime Türkçeleştirelim değil. Zaten gelen kelimeler daha çok terim gibi geliyor. Yani biz bu grubumuz turizmci olduğu için terim olduğunu biliyoruz. Ama birçok insan demin Muharrem hocam havaalanına indik bir şey diyordunuz, örnek vermiştiniz neleri. Yani onlar aslında terim. Check-in, evet. Ve işte check-in hocam, gibi. Avro mesela, Euro kullanıyorduk. Avro dediler, televizyonda da haber bültenlerinde Avro demeye başladılar. Ve bir ara tuttu, sonra tekrar geriye döndüler. Böyle de bir şey var. Hocam o zaman Türk Dil Kurumu bu işte belki 10 sene önce kadar... Hani herkes sorduğu için, yoksa vatandaş yavru bile diyor biliyorsunuz. Yavru diyenler var Tahtakale'de. Euro var. Şimdiki bizim aldığımız yer Euro. Yani dünyaya bizden Euro olarak geliyor. Ama Avrasya, vaktinde Fransızca aldığımız kelimeler gibi bu bizde Avro okunur diye bir Türk Dil Kurumu böyle de bir okunma şeyi söylemiş. Ona uyanlar var, uymayanlar var. Biraz dil kabule bağlı hocam, Osman hocam. Yani insanlar neyi kullanırsa o galip geliyor. Mesela Elmek, Türk Dil Kurumu e-mail, e-posta için Elmek'i türetmişti. O tutmadı, e-posta tuttu mesela. Yani illa kurumun türettikleri tutacak diye bir şey yok. Çok teşekkür ederim bilgi verdiğiniz için. Çok sağ olun. Teşekkürler. Herkese selamlar. Şenol hocamız ithal ettiğimiz terimlere Fransız kalıyoruz sanırım diye bir yorumda bulunmuş. Göknil hoca editörlerin alanları ile ilgili olarak bir soru sormuştu. Ona cevap verdik. Zafer hoca bazı alanların birden çok editör olabilir demişti. O alanları biz daralttık zaten. Onları sizlerle yarın paylaşacağız. Ondan sonra şimdi onun dışında başka sorumuz var mı? Bazı yorumlar yazılmış buraya. Başka soru sormak isteyen hocamız, arkadaşımız var mı? İbrahim hocamın mikrofonunu açabilir miyiz? Soru sormak isteyenler lütfen bu sohbet kısmında bir bildirirlerse oradan görebiliriz. Resim şeylerden videodan göremiyor olabiliriz. İbrahim Hocam buyurun. Merhaba, iyi akşamlar. Benim aklıma şöyle bir şey geldi. Şimdi bu işi daha cazip yapabilmek için biliyorsunuz doçentlik müracaatlarında 3 tane madde yazıldığı vakit puan alınabiliyor. Bizim de belki YÖK'le konuşarak burada yazılan maddelere göre bir puan almak da söz konusu olabilir mi?
Güzel bir fikir aslında. Gürer Hocam, bunu YÖK'e yazabilirsiniz. Gerçekten hani bu yaygınlaştırma anlamında tüm tüm alanlarda bunun yaygınlaştırılması anlamında belki teşvik edici bir unsur olabilir. Yani şu anda doçentlik de bu kabul ediliyor. Ansiklopedi var ama şey yok, sözlük yok hocam. Yani evet, sözlük yok. Yani bir de genel olarak ben şunu söylemek istiyorum. İşit çok da öteye götürmemek lazım. Yani ben Türkçeleştirmeyi seviyorum ama yani Atatürk'ün Türk gençliğine hitabesini yeni Türkçeyle yazmak, okumak için bile tercüme etmemiz gerekiyor. Yani bu İsrail'i ayakta tutan hala 10 tabletin okunacak ve anlaşılacak kadar değişmemiş olmasıdır. Bu kadar da süratli bir değişme, yani Gürer Hocam belki bu konuda bir şeyler söyler, nesiller arasında bir kopukluk getiriyor. Yani evet. Bunu yaparken de hakikaten işi tadında tutmak lazım. İlla ki bir Türkçe kelime bulacağız diye inat edip çok komik şeyler de yapmamamız lazım. Yani lisan herkesin taş koyduğu bir şehirdir. Yani bunu çok milliyetçi olarak da görmemek lazım. İşlevsel olarak da bakmamız lazım. Dediğiniz gibi birçok kelime hakikaten kullanılıyor ama nasıl voucher gibi ne anlama geldiğini bile bilmeden kullanıyoruz. Yani bunları yaparken düşünerek yapmamız lazım. Bazı kelimeler de kelime değil artık, mesela tek düzen muhasebe planı diyorsun muhasebe. Yani Uniform Accounting System diyorsun. For Hospitality Management, yani otel işletmecileri için tek düzen muhasebe planı. Şimdi mesela böyle deyim şeklinde olan, tabir şeklinde olan kelimeleri nasıl yazacağız? Yani sözlükte bile o kelimeyle ilgili birkaç şeyi yazar. Onları da yazacak mıyız altında? Şimdi bu konuyla ilgili olarak biz Ayşe Hocam'la konuşmuştuk. Mesela iki kelimeden bir terim oluşabilir. Gürer Hocam ya da biraz sonra Ayşe Hocam bu konuyla ilgili olarak daha detaylı bilgi verecek. Hocam siz söz almak ister misiniz Gürer Hocam? Evet, yani İbrahim Hocam güzel bir yol açtı. Yani Atatürk'ün 10. yıl nutkunu bile bugün birçok yeni kuşaklar hiç anlamayabiliyor. Bu vahim bir durum tabii. Yani o zenginliğimizi de kaybediyoruz dediğimiz şey bu. Elbette yeni kelimeler girecek. Asıl ölçü yabancı dediğimiz, kullanmadığımız, annemizin babamızın bilmediği şimdi gelenlere karşı biraz gümrük uygulayabilmek. Evet. Burada da mesela sizin bu çalışmanız artık bir gazla çalışıyor. Yani gaz lazım gitmek için. Ama muhakkak bu arabaya bir de fren lazım. İbrahim Hocam'ın dediği gibi. İlla da böyle gidiyoruz deyip de yokuş aşağı gitmemek gerekiyor. Hem kelimeleri Türkçeleştirirken hangilerini Türkçeleştirelim derken karar vermekte, yani kullanılmış, yerleşmiş bir şeye dokunmamak lazım. Hem de Türkçe diye tercih ederken frenimizin olması lazım. Ben ne demek istediğimi anladınız herhalde. Hiç anlaşılmayacak bir şekilde de getirmemek gerekiyor. Evet, teşekkür ediyorum Gürer Hocam. Şimdi bir kelime var bizim alanda kullanılan. Wellness diye bir kelime var. W-E-L-L-N-E-S-S şeklinde yazılıyor. Şimdi bu öyle bir girmiş ki artık işletmeciler, akademisyenler bu konuyla ilgili olarak bu isimle kitap yazıyorlar. Wellness. Şimdi bir arkadaşımız, genç bir akademisyen, bununla ilgili olarak bir kitap yazmıştı. Ben de sosyal medyadan, hani aslında biraz da zannediyorum üzdüm arkadaşımızı. Ya kardeşim bu nasıl bir isim? Yani Türkçe kitap yazıyorsun, böyle bir isim mi olur diye bir eleştirmiştim onu. Sonra da üzüldüm aslında. O da kendini şöyle savunuyor. Diyor ki bunun başka karşılığı yok. Herkes, sektör tamamen bunu kullanıyor. Ya iyi de kardeşim, W diye bir şey yok ki. Harf yok bizde en başta, yani baktığında. Biz bunu nasıl öğreteceğiz? Başar Ulusoy'un söylediği gibi Fadime teyzeye, Temel amcaya biz bunu nasıl anlatacağız? Şimdi İbrahim Hocam'ın söylediğine bir ilave olarak, şimdi ben biraz düşünmüştüm o dönemlerde, bundan 3-4 sene kadar önce, ya buna ne olabilir acaba karşılık olarak diye. Sonrasında bir Azerbaycan'a gittim. Azerbaycan'da bunun karşılığına sağlamlık diyorlar. Sağlamlık diyorlar.
zindelik, sağlamlık böyle şeyler kullanıyorlar. Şimdi gerek eski Türkçe'de, gerek Türk dünyasında ya da belki destinasyon kavramında olduğu gibi artık hocamın söylediği gibi artık kabullenilmiş bir şekilde ama en azından yazıldığı gibi okunup okunduğu gibi yazılır hale getirirsek biraz daha zannediyorum Türkçe'ye hizmet etmiş oluruz. Teşekkür ediyorum İbrahim hocama da. Soru var mı başka? Soru sormak isteyen hocam, bir herhangi bir görüş bildirmek isteyen hocam var mıdır? Görüntülerden şöyle bakıyorum bir taraftan. Bir taraftan da sohbet kısmına bakıyorum. Zannediyorum bir şey göremiyorum. Başka herhalde bir soru yok. Ayşe hocam hatta mısınız? Ayşe hocamın sesini açabilir miyiz? Açık şu an hocam. Ayşe hocam şu anda sesiniz açık. Merhaba, beni duyuyor musunuz Muharrem Bey? Duyuyoruz hocam. Beni duyuyor musunuz? Benim bağlantımda, genel ağ bağlantımda bir problem oldu. O yüzden görüntüleri göremiyorum. Fakat ben hepinizin konuşmalarını dinledim Muharrem Bey ve Güler hocam. Hepinize merhaba diyorum katılan arkadaşlarımıza. Ve bu çalışmayı çok takdire şayan buluyorum gerçekten. Turizm terimlerinin Türkçeleşmesi konusunda. Ama Muharrem Bey, daha önce de size söylemiştim biliyorsunuz. Bu hani son derece özverili bir çalışma ve dikkat gerektiren bir çalışma ama ben arkadaşlarımızın bu konuda yeterince dikkatli olduklarını fark ediyorum. Bugün Güney Hanım'la da telefonda konuştum. Onun da çok dikkatli ve titiz olduğunu fark ettim. Şimdi hangi terimleri Türkçeleştireceğiz? Bu listeler bizim için önemli. Ve bu Türkçeleştireceğimiz terimlerin İngilizceleri Türkçe telaffuzlarıyla mı yazılacak? Yoksa Türkçe telaffuz biçimine girmemiş kelimeler, mesela offshoring diye bir kelime, bunu doğrudan doğruya yazıldığı gibi mi yoksa duyduğumuz gibi mi? Mesela az önce Güler hocamız örnekledi işte inovasyon veya navigasyon mesela. Navigasyon diye söylüyoruz veya inovasyon diyoruz. Bunların telaffuzlarını Türkçeleştirmiş oluyoruz. Şimdi turizm terimleri sözlüğünü yazarken inovasyon diye yazıp yanına bunun özgün yazılışını yazıp sonra anlamını vermek lazım. Yani telaffuzda Türkçeleşmiş olanları bu şekilde yazmak lazım ama telaffuzu Türkçeleşmiş olmayanlar henüz sadece turizmciler tarafından kullanılmakta olan az önce söylediğiniz wellness gibi örnekler, onlar da özgün biçimleriyle yazılarak tanımları verilmeli. Fakat şimdi burada tanımla ilgili bizim varsaymadığımız sorunlar karşımıza çıkacak. Ben birkaç tane örnek vermek istiyorum size. Şimdi daha önce yazılmış terim sözcüklerinin adlarını söylemeyeceğim tabii ki bunların. Söz gelişi, ajitasyon kelimesi telaffuz olarak Türkçe'ye bu şekilde girmiş. Madde yazıcıları, bu terim sözlüğünü yazanlar ajitasyonu tam benim söylediğim biçimde yazmışlar ve hemen yanına da bunun özgün dildeki biçimini, yani ben harfleri söylersem A, Giresun'un G'si, işte İstanbul'un İ'si agitation diye yazmışlar. Sonra tanımını vermişler. Tanımda iki madde yapmışlar. Bir kışkırtıcı, iki çalkalama demişler. Şimdi biz tanımları tek kelimeyle mi yapmalıyız yoksa bir cümle mi kurmalıyız? Eğer tanımı geniş biçimde vermek istiyorsak mutlaka cümle kurmamız gerekiyor. Tek kelimeyle mümkün olduğunca tanımlamaktan uzak durmalıyız ve madde başı olarak aldığımız terimi asla tanım cümlesinde kullanmamalıyız. Dolayısıyla editör arkadaşlarımız, yani maddeleri, terimleri yazacak olan arkadaşlarımızla önceden böyle bazı maddeler belirlersek ve bu maddelere uyulması konusunda onların dikkatlerini çekersek ben zaman kaybının daha aza
ineceğini düşünüyorum. Bir örnek daha vermek istiyorum. Şimdi mesela akut kelimesi. Akut kelimesi terim sözlüğünde madde başı olmuş ve yanında akut artık Türkçeleşmiş bir telaffuzu var, madde başı. Yanında bu kelimenin özgün biçiminde yazılışı verilmiş. Yani ben okuyorum sadece acute, acute. Sonra anlam olarak da, kelimenin tanımı olarak da iveyen, yani bu ivedi kelimemizin kökü olan iveden, iveyen ama yumuşak g ile, ra ile verilmiş iveyen. Şimdi burada bu terim sözlüğünü yazanların Türkçeleştirme duyarlılığı olduğunu görüyoruz. Ancak bu Türkçeleştirme duyarlılığında bulduğumuz Türkçe karşılığın çağrışım alanı nasıl olacak ve bu tanım akutu karşılıyor mu? Tek kelimeyle karşılıyor mu? Dolayısıyla mümkün olduğunca tek kelimeyle, terimlere tek kelimeyle anlam vermek yerine birkaç kelimeyle açıklayıcı bir biçimde anlam vermek ve bunları tanımlamak gerekiyor. Bir de Muharrem Bey şöyle bir şeyi öncelemek istiyorum ben. Editör arkadaşlarımızla tanım ve anlam çerçevesinde mesela bir seminer gibi bir toplantı yapalım diye düşünüyorum. Hayır hocam. Evet. Nasıl tanım yapılabilir ve terimlerin anlamları nasıl verilebilir? Dolayısıyla ben bütün arkadaşlarımızın konuştukları ile ilgili notlar aldım ve bu notlarla ilgili size bir anahtar liste vermek istiyorum. Editör arkadaşlarla işe başlamadan önce bir kez daha buluşalım. Yalnız bir konuya daha değinmek istiyorum. Şimdi Gazi Üniversitesi'nde bize daha önce terim komisyonuna müracaat eden bir arkadaşımız var. Doktor Ayşe Atar. Bilmiyorum bu ekipte var mı? Var, editör var ekibin var mı? Hı hı. Aa, çok neyle iyi. O zaman toplantıda da hatta neyle ilgili müracaat etmiş? Öyle mi? Şöyle, Ayşe Hanım bir proje yapıyordu ve o projede bu yabancı terimlerle ilgili, İngilizceden girmiş terimlerle ilgili Türkçe karşılıkları, özellikle Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde çalışan öğretim üyelerine anket biçiminde sordu. Bu çok güzel bir yol. Ben mesela onun çalışmasını indirdim. Bir tane kavram hocam o. Bizim birlikte yaptığımız çalışmaydı Ayşe'yle. O offshoring kavramıydı. Birlikte yaptığımız çalışmaydı o. Tamam, çok güzel Muharrem Bey. Böyle yapabiliriz. Şimdi diğer editör arkadaşlar da bu İngilizce terimlere birkaç seçenek halinde, hani siz paydaşlarımıza bunları söyleyelim diyorsunuz ya, hani onlara evet hocam duyuralım ve bu kabul görürse olur. Ama öncelikle Türkçe açısından bunların uygunluğu özellikle akademisyen arkadaşlara gönderilirse, yani kısa zamanda, hani uzun zamana yayarak değil tabii ki, böyle iyi olur. Mesela offshoring kelimesi için dış üretim temini, dışarıdan üretim temini ve dışarıdan hizmet üretimi diye üç başlık, yani üç kavram veriyor. Bunlardan sizin için hangisi uygundur, niçin uygundur diye bunu soruyor. Dolayısıyla bu çerçevede yapılırsa ben mesafe alınacağını düşünüyorum Muharrem Bey. Evet hocam. Evet. Ayşe de hatta bu arada. O da bizim ekibin içerisinde. Ve o zaman yani ben hem Ayşe Hanım'ın çalışmasını, hem bugün Güney Hanım'la konuştum, hem sizin de zaten uzun zamandan beri konuşuyoruz. Dolayısıyla ciddi biçimde çalışılacağına inanıyorum artık bu konuda. Ayşe bir söz istiyor. Bir Ayşe'ye söz verebilir miyim? Evet. Hocam öncelikle beni hatırladığı için Ayşe Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Ben kendisine gitmiştim. Bana çok yardımcı oldunuz Ayşe Hocam. Burada da bütün hocalarımın önünde size teşekkür ediyorum. Ben o çalışmama hala devam ediyorum. Sizin çok bana güzel
literatür doğrultusunda da ilerlemeye çalışıyorum. Ben onu şöyle yaptım, onu da söyleyeyim. Ayşe Hocam doğru hatırlıyor. Önce edebiyat bölümüne sordum kavramın gerçekten bir doğruluğu var mı diye. Şimdi de turizm yönetim uzmanlarına soruyorum. Gerçekten bu kavram anlam olarak da karşılıyor mu? İki taraflı aslında çalışmamı yapmaya çalışıyorum. Sizin öngördüğünüz şekilde dediğiniz gibi yapabiliriz. Çalışmamı da bitirdiğim zaman hocam size göndereceğim. Sizin gözünüzle bakmak için teşekkür ederim tekrar. Yo, estağfurullah. Ben çok çok büyük bir katkı bu kendi alanınıza. Onun için kutluyorum sizi. Çok teşekkür ederiz hocam. Bir şey değil. Evet. Teşekkür ediyoruz Ayşe. Ayşe hocam önümüzdeki hafta içerisinde ya da ondan sonraki hafta da olabilir. Alan editörlerimiz belli. Alan editörlerimiz yazarları da belirledikten sonra bu tanım yapma konusunda bir semineri organize ederiz. Sizler de orada kıymetli bilgilerinizi ekibimizle paylaşırsınız. Hocam bu dışında başka söyleyeceğiniz, ilave edeceğiniz bir şeyler var mı? Şimdi şöyle, bu bizim hani yönergemiz vardı. O yönergeye dikkat edilirse çerçeve belli olacak. Dolayısıyla bütün editör arkadaşlar aynı bakış açısıyla yazmış olacaklar. Yönerge hani çoğaltılarak arkadaşlara verilirse terimlerin karşılıkları, tanımları yapılmaya başlandığında iyi olur diye düşünüyorum. Arkadaşlarımıza göndereceğiz bunu elektronik postayla alan editörlerimize. Sonrasında sizin vereceğiniz eğitimden sonra, seminerden sonra düğmeye 2 hafta kadar sonra zannediyorum. Sizlerle uygun bir gün belirleyerek düğmeye basarız. Evet. Evet. İbrahim Hocam bir söz istiyor. İbrahim Birkan Hocam. Belki tahmin ediyorum size sorusu var Ayşe Hocam. Açık hocam mikrofon. Hocam buyurun. Ayşe Hanım'ın söylediği şeyler çok güzel oldu. Benim aklımda şöyle bir ikilem oluştu. Biz voucher'ın karşılığı Türkçe kelimeyi mi bulmak istiyoruz yoksa voucher'ı tanımını mı yapmak istiyoruz? Yani amacımız bu sözlükte kullanılan İngilizce turizmde kullanılan kelimelerin açıklaması mı karşılığındaki Türkçe kelimesi mi yoksa ikisi birden mi? Hocam ikisi de şöyle ki öncelikli olarak biz havuzu oluşturacağız. Oluşturmuş olduğumuz havuzun içerisinde Türkçe olan kelimelerin öncelikli olarak tanımlamasını yapacağız. Ancak karşılığı olmayan yabancı kelimeleri kenara koyacağız. Bu işlem bittikten sonra Türkçe karşılığı olmayan kelimelere karşılık üretip ondan sonra onları da tanımlayacağız. Evet. Şey oldu herhalde, açıklayıcı oldu İbrahim Hocam. Buyurun hocam. Şöyle. Şimdi tabii ki bu abecesel sıraya göre olacak terim sözlüğü. Dolayısıyla öncelikle Türkçe'ye girmiş olan, bir şekilde girmiş olan veyahut da yüzeyden bile olsa benimsenmiş olanların tanımları verilecek. Ama toplum tarafından hiç bilinmeyen, telaffuzu hiç duyulmamış terimler de var. Yani sadece alandaki kişilerin bildiği, onlara malum olan terimler var. Sonra yapacağız dediklerimiz onlar olacak. Ama bunlar mutlaka o abecesel sıra içerisinde yer alacak. Anladım. Evet hocam. Bu arada ses alamıyorum. Mustafa alamıyor herhalde. Mustafa Ülker, sana mı gelmiyor ses? Kurtuluş Hocam hatta yoksa. Mustafa sesimizi duyamıyor herhalde, anladım. Ama bizle alakalı bir şey değil Mustafa bu. Çünkü diğer hocalarımız duyduğuna göre senin sisteminle alakalı tahmin ediyorum. Evet. Başka sorumuz ya da katkımız var mıdır? Dürüye Hocam, Dürüye Hocam'ın bir sorusu var. Dürüye Hocam'ın bir mikrofonunu açabilir miyiz? Mustafa, duyabiliyor musunuz bizi? Mustafa duyamıyor herhalde bizi. Dürüye Hocam buyurun lütfen. Dürüye Hocam. Mikrofonda bir sorun var sanırım hocam. Açık şu an. Evet, Dürüye Hocam buyurun. Hepinize tekrar iyi akşamlar diliyorum. Hocam biraz daha yaklaşır mısınız mikrofona? Hepinize öncelikle tekrar iyi akşamlar diliyorum.
Burada benim sorum şu, alan editörü olarak terimleri öncelikle biz belirleyip sonra yazarlarını mı oluşturacağız, yoksa alanla ilgili çalışmaları da olan yazarları bulup birlikte yazarlarla birlikte mi terimleri oluşturacağız? Yazarlarla birlikte hocam. Zaten siz görev dağılımını yazarlara kendi içinizde siz yapacaksınız. Yazarlar bunları öncelikli olarak havuzu oluşturacaksınız. Yani o böldüğünüz alanlarla ilgili olarak havuzlar oluşacak, size gelecek. Ondan sonra onları siz bize göndereceksiniz. Havuz oluşturduktan sonra biz çakışmaları ortadan kaldıracağız. Çakışmaları ortadan kaldırdıktan sonra sizin alan editörlüğünüze düşen terimleri tekrar size göndereceğiz. Sonrasında siz tanımlamaya başlayacaksınız. Yazarlara tanımlattıracaksınız. Sonra siz inceleyeceksiniz onları. Tamam. Zaten Sayın Ayşe Hocam da bir yönergeden bahsetti. Nasıl hareket edeceğiz ve yazarlara neyi iletmemiz gerektiği konusunda bilgilendirdi. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, bu kadardı. Teşekkür ediyorum Dürü Hocam. Mehmet Sarışık Hocam bir sorusu var. Bu arada Mustafa, sen hala duyamıyor musun bizi? Ülker, Mustafa Ülker. Ha, duyuyor, tamam. Tamam. Mehmet Hocam, buyurun hocam. Tamam. Öncelikle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Güzel bir çalışma. İnşallah sonu da neticesi de güzel olur. Şimdi genel gelen sorulara baktığımız zaman da aynı şekilde benim de sormak istediğim sorular aslında bunlar. Fakat bu soruların büyük bir kısmının cevabını şöyle hazırlayacağımız bir yol haritasında veya işte adı artık yönergem diyorsunuz ona bilemiyorum ama gerek editörlerin tanımı, alan editörlerin tanımı, gerek yazarların tanımı, gerek sorumlulukları ve gerekse çalışma takvimini işleyiş süreci, ne bileyim yapacağımız çalışmalarla ilgili belki küçük birer örnek. Böyle bir yazılayabilirsek Muharrem Hocam, bence birçok şeyin cevabını bulmuş oluruz. Yani bir dahaki toplantıya gelmeden önce böyle bir elimizde bir belge olursa burada sadece puzzle'ın kalan kısımlarını doldurmak isteriz. Gerçi puzzle kullandık, o da tam Türkçe değil ama. Hocam hazır, şu anda elimde. Biz tamam, bu ilk toplantı diye bunu size göndermedik. İlk başta genel bir bilgilendirme yapalım diye. Şu anda iki sayfalık Gürer Hocam'dan, Ayşe Hocam'dan almış olduğumuz yönergeyi biz kendi alanımıza uyarladık. Bunu hocalarımıza bir gönderip bir onların onayını da aldıktan sonra birkaç gün içerisinde sizlere göndeririz. Yarın öbürsü gün ya da pazartesi günü göndeririz. Hazır yani şu anda. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum Mehmet Hocam. Başka sorumuz var mı? Şöyle başka Muharrem, buyurun Ayşe Hocam. Arkadaşlarımızın sorusu yoksa ben bir öneride bulunmak istiyorum. Buyurun hocam, buyurun hocam. Bu turizm terimleri sözlüğü ilk defa yapılacak bir çalışma. Evet hocam. Dolayısıyla ilk defa yapılacak ve kendisinden sonra yapılacak çalışmalara da örnek teşkil edecek. Ancak biz ilk yapılacak çalışma için çok madde, yani şu maddeyi de alalım, bunu da alalım diye çok geniş tutmasak ve daha belirli ve sağlıklı ölçütlerde terimleri tespit etsek ve bunlar üzerinden gitsek, bu çalışmayı tamamladıktan sonra diyelim ki birkaç yıl sonra yeniden ihtiyaç duyduğumuz terimleri buna ekleyebiliriz. Yani çerçeveyi çok geniş tutmadan belli doğrultuda gidilirse belki daha iyi mesafe alınır. Olur hocam. Olur. Hı hı. Vereceğiniz seminerde de bundan bahsedersiniz. Ama hani benim gönlümden geçen şey şu. Gerek sektörde çalışan herhangi birisi, gerek yönetim, gerek alt kademede çalışan, gerek bu alanda öğrenim gören, gerekse akademik düzeyde çalışma yapan, her kim olursa kafasına takılan tüm terimleri ben orada görsün isterim, benim gönlümden geçen ama. Tabii. Yani mutlaka temel olanlar mutlaka olmalı. Ama diyelim ki zorluk çektik veya işte çok az kullanılan bir terim. Bunun da tanımını yapmamız gerekir diye zaman pek harcamamak lazım diye düşünüyorum. Peki yani hocam. Daha çabuk toparlayabilmek için. Hocam bizim öyle bir ekibimiz var ki turizmciler çok dinamiktir, aktiftir. Onları çok hızlı bir şekilde, fazla olsa da çok kısa bir süre içerisinde toparlayacaklardır. Hiç kuşkunuz olmasın. Aha, evet.
Tabii daha sonra bunların hani düzelti safhası olacak. Tamamlandıktan sonra. Belki de tanımlar yapılırken, bunların yazılırken düzeltiden geçmesi de belki yararlı olur. Evet hocam. Evet, teşekkür ediyoruz. Başka sorumuz var mı? Sorumuz yoksa ben şöyle bakıyorum. Hem video tarafına hem de zannediyorum başka sorumuz kalmadı. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Başta Gürer hocama, Ayşe hocama bu ulvi çalışma için, bu ülkemize, milletimize yapılacak büyük bir hizmet olacağı için, buna çok ciddi destek verdikleri için Türk Dil Kurumu olarak, öncelikle şahsım olarak zannediyorum ekibimiz adına da teşekkür etme şansım var diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok güzel bir çalışma olacak. Çok dinamik bir ekibimiz var. Burada görmüş olduğunuz arkadaşlarımız, bizim alanın çok ciddi katkısı olan, alanımıza akademik olarak ciddi katkılar sunan hocalarımız. Bu çalışmada da güzel bir emek vererek ortaya çok güzel bir ürün ortaya çıkaracaklardır. Bundan kuşkumuz yok. Onun için ben başta Türk Dil Kurumu yetkilileri olmak üzere tüm editör arkadaşlarımıza, bundan sonraki süreçte yazar olarak aramıza katılacak tüm arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Tabii burada bizim yönetim ekibimiz de yaklaşık hazırlığını 2 yıldan beri, belki 3 yıldan beri yapıyor. Biz bunu projelendirdik, evet. Sonrasında bekledik. Kriz oldu, şu oldu, bu oldu. Yani bu çok uzun yılların bir süreci. Ama bu noktaya getirdik. Onun için yönetim ekibimizde bulunan tüm arkadaşlarla da, arkadaşlara da ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Toplantıyı burada kapatabiliriz. Bir sonraki toplantıda Ayşe hocam bir seminer vereceğiz editör ve yazarlara. Ondan sonraki toplantıda bir arada olmak üzere. Hocam, Gürer hocam, sizin söyleyeceğiniz başka bir kapanışla ilgili olarak söyleyeceğiniz bir şey var mıdır? Yoksa toplantıyı kapatalım. Çok güzel hocam. Ayşe hocam semineri söyledi. Burada en çok görev alan editörlerine düşüyor. Yani çünkü onlar kendilerine gelen tanımları belki bir daha elden geçirecekler. Sonunda zaten Türk Dil Kurumu'nda bizim uzmanlarımız ve bilim adamlarımız da tanımların tanım tekniği açısından tekrar bir elden geçecek. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam tekrar. Tüm alan editörlerimize de çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. İyi akşamlar hepinize.